Bugünkü uzman Öğretmenlik sınavına hazırlık dersimizde çevre eğitimi ve iklim değişikliği konusunun ikinci ve son bölümünü işleyeceğiz. Bu bölümün içeriğinde iklim diplomasisi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşması ve sonrası, iklim değişikliği ile mücadele politikaları, iklim değişikliğinden etkilenebilirlik ve uyum, iklim değişikliği ve enerji verimliliği, iklim değişikliği ve kentler İklim değişikliği ve yeşil çatılar, iklim değişikliği ve tarıma etkisi, sürülebilir kalkınma amaçları ve iklim değişikliği, hava, su, toprak kirliliği ve çevre kirliliğinin kontrolü ve atık yönetimi ile sıfır atık konuları bulunmaktadır. İklim diplomasisi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. İklim değişikliği diplomasisi ne demektir? Bilim, teknoloji, coğrafi temsil, politik süreçler, yasalar, Etik, denkserlik yani hakkaniyet ve felsefe gibi zengin bir çeşitlilik barındıran, çok disiplinli ve disiplinler arası bir düzlemden gelen ve bir bilim politikaları yüzünden beslenen, girdilere dayalı, uzun soluklu ve çok taraflı bir politika alanı ve yaklaşımıdır. İklim değişikliği konularının önemli paydaşları kimlerdir? İklim değişikliği konularının önemli paydaşları devletler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, İş dünyası ve akademiyi içeren diğer aktörlerdir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sera gazı salınımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutma ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma girişimlerinin en önemlisidir. Sözleşmenin hazırlıkları Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Görüşme Komitesi tarafından sürdürülmüştür. Haziran 1992'de Brezilya'nın Rio kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında imzaya açılmıştır. Sözleşmeyi çok kısa bir sürede Haziran 1993'e kadar 166 ülke ve Avrupa Topluluğu imzalamıştır. Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni Rio'da niçin imzalamamışlar? Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin eklerinde gelişmiş ülkeler arasında değerlendirildiğinden özellikle enerji ilişkili karbondioksit ve öteki sera gazı salınımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeyine indirme ve gelişmekte olan ülkelere mali ve teknolojik yardım ve benzeri konulardaki yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği gerekçesiyle sözleşme yürüyor da imzalamamıştır. Türkiye hangi tarihte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülke olarak kabul edilmiştir? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1996 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uygun bulunarak 21 Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Sözleşme kuralları gereğince Türkiye e, bu sözleşmeye 24 Mayıs 2004'te 188. Avrupa Birliği dikkate alındığında ise 189. taraf ülke olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin nihai amacı nedir? Bu sözleşmenin nihai amacı atmosferdeki sera gazı birikimlerine insanın iklim sistemi üstündeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin tüm taraflara yüklediği ortak yükümlülükler nelerdir? İnsan kaynaklı sera gazı salınımlarının ve iklim değişikliğinin durdurulması ve etkilerinin azaltılmasıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü'nde Hangi yükümlülükler düzenlenmiştir? Kyoto Protokolü'nde küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salınımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükler düzenlenmiştir. Kyoto Protokolü'ne göre OECD, AB ve eski sosyalist Doğu Avrupa ülkelerine verilen yükümlülükler nelerdir? Bu ülkeler karbondioksit, metan, diazot monoksit hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar ve sülfür heksafloroid sera gazlarını 2008-2012 döneminde 1990 düzeylerinin en az %5 altına indirmekle yükümlüdürler. Bazı taraflar bu ilk yükümlülük döneminde sera gazı salınımlarını arttırma ayrıcalığı almışlardır. Örneğin Avustralya %8 arttırılabilecektir. Avrupa Birliği hem birlik olarak hem de üye ülkeler açısından %8'lik bir azaltma yükümlülüğü almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin salınım azaltma yükümlülüğü ise %7'dir. Yeni Zelanda, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın Senegal'ı salınımlarında 1990 düzeylerine göre herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Kyoto protokolünün ve Kyoto düzeneklerinin uygulanmasına ilişkin yasal kuralların çerçevesi ne zaman çizilmiştir? Bu yasal kuralların çerçevesi Temmuz 2001'de kabul edilen Bon anlaşması ile çizilmiştir. Bon anlaşmasının içerdiği ana politik uzlaşma konuları ne zaman yasal gelmiştir? Bon Bonn anlaşmasının içerdiği ana politik uzlaşma konuları Kasım 2001'de Fas'ın Marrakeş kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 7. toplantısında kabul edilen Marrakeş uzlaşmalarıyla yasal metinlere dönüştürülmüştür. Kyoto düzenekleri nelerdir? Kyoto düzenekleri ortak yürütme, temiz kalkınma düzeneği ve salım ticaretidir. Kyoto düzeneklerinin amacı nedir? Kyoto düzenekleri gelişmiş ülkelere sera gazı salınımlarını buna bağlı olarak da iklim değişikliklerinin etkilerini azaltma etkinliklerini en düşük maliyetle yüklenmek için ulusal sınırlıklarının dışına çıkma kolaylığı sağlamaktadır. Türkiye'nin Kyoto protokolünü katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ne zaman kabul edilmiştir? Kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Şubat 2009'da kabul edilmiştir. 17 Şubat 2009'da 27.144 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Resmi uygun bulma belgesi 28 Mayıs 2009'da Birleşmiş Milletler'e sunulmuştur. Sonraki 90. günde de 26 Ağustos 2009'da yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin ismi 1997 tarihli Kyoto protokolü eklerindeki gelişmiş ülkelerin arasında değildi. Bu yüzden herhangi bir sera gazı azaltma yükümlülüğü almadığı ve Türkiye'nin gelişmiş ülke olarak taraf olma isteği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 7. Taraflar Konferansı'nca kabul edildi. Ve gerçekte Türkiye o tarihte Kyoto protokolü kapsamında kendisi için en uygun olası iklim değişikliği savaşımını görüşmeler yoluyla belirleme olanağına kavuşmuş oldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşması ve sonrası. Paris Anlaşması ne zaman kabul edildi? Paris Anlaşması 30 Kasım 13 Aralık tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21. Taraflar Konferansında ülkelerin çok büyük bir bölümünce imzalanarak kabul edildi. Tam olarak 12 Aralık 2015'te 196 taraf ülkece kabul edildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşması çok kısa sürede 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmiştir. Paris Anlaşmasının içeriği nedir? Paris Anlaşması tarafların 2020 yılından başlayarak küresel iklim sistemini koruma, iklim değişiklikleriyle savaşım ve sınırlandırmaya yönelik salım azaltım yükümlülüklerini, daha doğrusu niyetlerini kapsayan yasal olarak bağlayıcı bir küresel anlaşma der. Paris Anlaşması'nın ana amacı nedir? Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi düzeylerinin 2 santigrat derecenin olabildiğince altına çekmek ya da olanaklıysa 1,5 santigrat derece sınırlandırmak. Düşük sera gazı salımlı ve iklim direngen bir toplum oluşturmak. Kalkınma yoluyla uyumlu finansman akışı sağlamak. Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklıklardaki artışın sınırlandırılmasına yönelik uzun süreli hedefi nedir? Ee, uzun süreli hedef insan kaynaklı karbondioksit salınımlarının en kısa sürede 100 yılın ortasına kadar küresel tepe noktasından iklimin dengeli olduğu bir noktaya kadar e, yer küre amacına uygun bir hızla azaltılmasıdır. Paris Anlaşması'nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü'nden farkı nedir? Paris Anlaşması'nda taraf ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler şeklinde ayrılmamışlardır. Ülkelere farklı yükümlülükler verilmemiştir. Tüm tarafların gönüllü katkılarının alınması amaçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşmasına resmi olarak ne zaman taraf olmuştur? Türkiye Cumhuriyeti 10 Kasım 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşmasına resmi olarak taraf olmuştur. Türkiye 2015 yılında niyet edilen ulusal katkı beyanında sere gazı sanılımlarını 2030 yılında %21 oranına kadar azaltma hedeflerini içeren önceki hedeflerini 2035'te %45'e kadar şeklinde değiştirmiştir. Türkiye bu hedefi gerçekleştirebilmek için ne yapmalıdır? Hızla kömürlü termik santralleri devreden çıkarmalıdır. Fosil yakıtlara verdiği her türlü desteği kesmelidir. Rüzgar ve güneş başta gelmek üzere yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanan daha güvenli, bol ve ucuz elektrik enerjisinin birinci enerjinin içindeki payını arttırmalıdır. 1-13 Kasım 2021 tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 26. Taraflar Konferansı yapılmıştır. Glasgow Konferansı'na göre bazı ülkeler bazı konularda ilerleme sağlamakla birlikte hangi konularda gereken ilerleme sağlamamış ve başarısız olmuştur. İklim değişikliği savaşıma Paris Anlaşması'nın 1,5 santigrat derece ve 2 santigrat derece küresel ısınma hedeflerinin tutturulması, daha güçlü, daha azimkar sera gazı azaltım günlüklerinin kabulü, fosil yakıtların özellikle kömür kullanımının hızla terk edilmesi, etkilenebilirliği yüksek gelişmekte olan ve az gelişmiş yoksul ülkelerinin gereksinim duyduğu iklim finansmanının sağlanması gibi konularda gereken ilerleme sağlamamış ve başarısız olmuştur. En kötü anlaşma, uzlaşma, hiç anlaşma yani uzlaşma olmamasından daha iyidir. Ön savı temel alınarak Glasgow İklim Paktı taraflarca kabul edilmiştir. Glasgow'daki hükümetler arası görüşmelerden ne sonuç çıkmıştır? Kömür kullanımının devre dışı bırakılması zamana yayılmıştır. Bu karar ilk kez resmi karar metinlerinde yer almıştır. Karbon piyasaları, kuralları ve benzeri konular ve Paris Anlaşması'nın 1.5 santigrat derece ile 2 santigrat derece küresel ısınma hedeflerine ulaşılması gibi bazı büyük beklentiler gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Hükümetler 2015 Paris Anlaşması'nı kabul ettiğinden beri hangi sektörlere ne kadar para harcadı? Hükümetler Güneş, rüzgar, piller ve diğer yenilenebilir teknolojilere 2.2 trilyon Amerikan dolarından fazla para harcamıştır. Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Görünümü 2021 raporuna göre 2050'ye kadar net sıfır salım senaryosu altında 2050'ye kadar en fazla yatırım gerektiren teknolojiler nelerdir? En fazla yatırım gerektiren teknolojiler büyüklük sırasıyla bataryalar yani piller, Açık deniz rüzgar enerjisi ve yakıt hücresidir. Senaryolara göre toplum iklim değişikliği konusunda hiçbir şey yapmazsa gelecekte ne olacaktır? Eğer iklim değişikliği konusunda hiçbir şey yapılmazsa 100 yılın ortasına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklığı 3.2 santigrat dereceye yükselecektir. Küresel ekonomi ısınmanın olmadığı bir dünyadan %18 daha küçük olacaktır. Ekonomik kayıpların etkisi özellikle tüm ülkelerdeki yoksul toplumlar ile en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki zengin toplumlarında ve gelişmiş ülkelerdekilerde çok daha ağır hissedilecek ve yaşanacaktır. Bu nedenle iklim değişikliği savaşımının yanı sıra iklim değişikliğine uyum için iklim direngen toplum ve sektörler oluşturmak ve etkilenebilirlikleri azaltmak için ivedi ve güçlü adımlar atmak yaşamsaldır. İklim değişikliği ile mücadele politikaları. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin açıkladığı raporlara göre küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması için ne yapılmalıdır? İnsan faaliyetleriyle atmosfere bırakılan sere gazları insanlık tarihindeki zirve değerlere ulaşmıştır. Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması için insan kaynaklı küresel net karbon salınımlarının 2030 yılına kadar 2010 yılı değerlerine kıyasla %45 oranında azaltılması gerektiği belirtilmektedir. Sektörel bazlı küresel sera gazı salınım kaynakları nelerdir? Sektörel bazlı küresel sera gazı salınım kaynakları %25'ini elektrik ve ısı üretimi, %24'ü tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları, %21'i sanayi, %14'ü ulaştırma, %6'sı binalar ve %10'un elektrik ve ısı üretim dışındaki diğer enerji etkinlik ve süreçleri oluşturmaktadır. İklim değişikliği ile mücadelede temel politika alanları nelerdir? İklim değişikliği ile mücadelede temel politika alanları emisyon azaltımı, iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği ile mücadele için teknoloji transferi, finansman, ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma ve kapasite geliştirmedir. Sere gazlarının salınımlarının azaltımında salım yoğunluğu açısından öne çıkan sektörler nelerdir? Salım yoğunluğu açısından öne çıkan sektörler ulaştırma sektörü, enerji sektörü, binalar, sanayi, yerleşme, şehirleşme, tarım, ormancılık ve arazi kullanımıdır. Fosil yakıtlar yerine yenilebilir enerji teknolojilerinin kullanımının faydası nedir? Fosil yakıtlar yerine yenilebilir enerji teknolojilerinin kullanımı hem salım azaltımına katkı sağlamakta hem de çevresel kirliliğin önüne geçmektedir. Enerji konusunda enerji verimliliği nasıl sağlanır? Enerjinin binalarda ulaştırma ve üretim süreçlerinde verimli kullanımı ham madde ihtiyacını azaltmaktadır tüketicinin ve nihai kullanıcının enerji talebi enerji talep yönetim sistemleriyle yararlı hale getirilmelidir. Talep tarafında enerjiyi verimli kullanarak enerji kullanımını düşürecek unsurlar iklim değişikliği ile ilgili mücadelede önemlidir. Ulaşım sektöründe alınabilecek emisyon azaltım önlemleri nelerdir? Emisyon azaltımı için elektrifikasyon yöntemi yani elektrikle çalışan araçlar kullanılmalıdır. Elektrifikasyon için düşük karbonlu yakıtlar tercih edilmelidir. Yenilebilir ve sınırlı da olsa nükleer enerji kaynaklarından enerji temini üzerinde durulmalıdır. Hidrojen teknolojileri, hidrojen yakıtları ve biyoyakıtlar ulaştırma sektöründe kullanılmalıdır. Yakıt verimi yüksek motorlar kullanılmalıdır. Hammadde olarak geri kazanılmış malzemeler kullanılmalıdır. Enerji ve emisyon yoğunluğu yüksek olan karayolu ve havayolu ulaşımı yerine demir yolu ile ulaşım teşvik edilmeli ve gerekli altyapılar hazırlanmalıdır. İnşaat sektörünün enerji kullanımı ve karbon salınım oranları nelerdir? 2020 yılı verilerine göre konutlar, hizmet binaları ve ticari binalardan oluşan bina sektörünün bulunduğu inşaat sektörü enerji kullanımının %36'sından karbon salınımının ise %37'sinden sorumludur. Binalarda emisyon azaltımı için neler yapılmalıdır? Enerji verimliliği yaygınlaştırılmalıdır. Alan ve bölge ısıtma sistemlerinde daha verimli teknolojiler kullanılmalıdır. Aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde daha az enerji ile yüksek verimin alındığı teknolojiler veya aletler kullanılmalıdır. Binaların yapımı, binalarda kullanılan malzeme, binaların tasarımı ve binalarda tercih edilen ekipmanlar da emisyonların azaltılmasında önemlidir. Sanayi sektöründe salım azaltımı için neler yapılması gerekir? İmalat sanayindeki süreçler yeniden tasarlanmalıdır. Böylece uygun teknolojilerin kullanımı ile ham madde ihtiyacı ve salım azaltımı sağlanır. Enerji kullanımında ısıl enerji değeri yüksek kaynaklar tercih edilerek düşük karbonlu elektrik sistemlerine geçilmelidir. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı hem enerji yoğunluğunun daha düşük olması hem de ek ham madde ihtiyacını azaltması nedeniyle önemlidir. Sanayideki üretim ve inşaat tasarımlarında birim başına enerji tüketimi göz önünde bulundurularak buna uygun sanayide verimi yüksek, enerji yoğunluğu ve emisyon yoğunluğu düşük tasarımlar tercih edilmelidir. Sanayide dayanıklı ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Böylece ham madde, ara madde veya süreçlerdeki ilave ekipmanlara talep Enerji kullanımı ve emisyonları azaltılır. Kentsel alanlardaki enerjinin doğru kullanımı nasıl sağlanmalıdır? Kentsel alanlarda alan ısıtma, alan soğutma, elektrik kullanımı, kentsel bölgelerdeki üretim, tüketim veya hizmetler şeklindeki ekonomik faaliyetler bir şehir planı içerisinde daha az enerji kullanan akıllı şebekelerle tasarlanmalıdır. Tarım, ormancılık ve arazi kullanımı sektörlerinin emisyon azaltımındaki önemi nedir? E, bu sektörlerde emisyon kaynakları nötrlenmelidir. Atmosferdeki karbon emisyonları tutulmalıdır. Bu durum yeryüzünün albedosunun çok fazla değiştirilmemesi açısından oldukça değerlidir. Tarımsal faaliyetler hangi emisyon oluşumunda etkilidir? Tarımsal faaliyetler metan emisyonlarına neden olmaktadır. Hayvancılık ve gübre yönetiminde alınacak tedbirler metan ve diazot monoksit salınımlarının azaltılmasında önemlidir. Ormanların emisyonlar açısından önemi nedir? Ormanlar önemli yutak alanlarıdır. Ormanların korunması ve ormanlaştırma hem emisyonların tutumunu hem de albedo açısından değerlidir. Fosil yakıt kullanımının hızla azaltılmasına ek olarak atmosferdeki karbondioksit emisyonlarının tutulma oranını arttırmak için mevcut ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilmelidir. Doğal ekosisteme yaşam alanlarına ve yaşam birlikteliklerine zarar vermeden ormanlardaki zayıf bitki artıklarından elde edilecek biyoyakıtlar da emisyon azaltımına katkı sağlayabilmektedir. Emisyon azaltımında öncelikle yapılması gerekenler nelerdir? Yenilebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Enerji tasarrufu arttırılmalıdır. Başta kömürlü termik santraller olmak üzere fosil yakıtların kullanımı hızla terk edilmelidir. Tarımdan kaynaklı emisyonların azaltımında gıda kayıpları ve israfı en aza indirilmelidir. Emisyon yoğunluğu düşük gıdalar ve ev yapımı yani mutfak yemekleri tercih edilmelidir. Elektrik üretiminde sanayi, ulaştırma, binalar ve Tarımda enerji verimliliğine dikkat edilmelidir. Kapasite geliştirmede iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda önemli bir çalışmalandır. İklim değişikliğinden etkilenebilirlik ve uyum. Sosyal coğrafya hangi alanları içerir? Sosyal coğrafya ekonomi, nüfus, enerji, sanayi, enerji coğrafyası ve benzeri alanları içermektedir. Fiziki coğrafya hangi alanları içerir? Fiziki coğrafya, atmosfer, hava ve iklime, hidrolojiye ve su kaynaklarını, jeomorfolojiye, ekolojiye, bitki örtüsünü, toprağı ve benzerini içerir. İklim değişikliğinden etkilenebilirlik ne demektir? İklim değişikliğinden etkilenebilirlik bir topluluk ya da sistemin iklim değişikliği stresinden etkilenme ya da etkiye açık olma derecesi, gerilimi karşılama ya da yanıtlama düzeyi, yani duyarlılığı ve iklim değişikliğine uyum düzeyi ya da uyum kapasitesi arasındaki ilişkidir. İnsan sistemlerinde uyum ne demektir? İnsan sistemlerinde uyum, zararı azaltmak ya da iyi fırsatlardan yararlanmak için var olan ya da beklenen iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir. Doğal sistemlerde uyum ne demektir? Doğal sistemlerde uyum, güncel iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir. Mal adaptasyon ne demektir? Artan sene gazı salımları, iklim değişikliğine karşı artan ya da değişen eklenebilirlik, daha adaletsiz sonuçlar ve şimdi ya da gelecekte azalan refah dahil olmak üzere iklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışa yol açabilecek yanlış uyum eylemlerine ma adaptasyon denilmektedir. Ekosistemlerin ve insanların iklim değişikliğine karşı eklenebilirliği hangi alanlarda farklılaşır? kesişen sosyoekonomik kalkınma kalıpları, sürdürülemez okyanus ve arazi kullanımı, eşitsizlik, marjinalleşme, sömürgecilik ve yetersiz yönetişim alanlarında ekosistemlerin ve insanların iklim değişikliğine karşı eklenebilirliği farklılaşır. Geleceğe uyum seçeneklerinin uygulanmasının fizibilitesi sektörler ve bölgeler arasında farklılık gösterir. İklim riskini azaltmak için Uyumun etkinliği belirli bağlamlar, sektörler ve bölgeler için belirlenmiştir. Artan ısınma ile uyumun etkinliği azalacaktır. İnsana ve doğaya yönelik riskleri azaltmak için uyumun uygulanabilirliği, fizibilitesi ve etkinliği nasıl arttırılır? Sosyal eşitsizlikleri ele alan, iklim riskine dayalı yanıtları farklılaştıran ve sistemler arası geçişi sağlayan kamucu, sosyal bütüncül çok sektörlü çözümler birden çok sektörde uyumun fizibilitesini ve etkinliğini arttırır. İklim direngen kalkınma sürülebilir kalkınmayı nasıl ilerletir? İklim direngen kalkınma sürülebilir kalkınmayı ilerletmek için uyum önlemlerini ve bunların etkinleştirme koşullarını iklim değişikliği mücadelesiyle bütünleştirir. İklim direngen kalkınmanın içeriği nedir? Karalarda okyanuslarda ve ekosistemlerde eşitlik ve sistem geçişleri ile ilgili sorunların yanı sıra kent ve altyapı, enerji, sanayi, toplum ve insan, ekosistem ve gezegenin sağlığı için gerekli uyum, eylem ve uygulamaları içermektedir. Biyoçeşitliliğin korunmasının faydaları nelerdir? İklim değişikliğine karşı direngenliğini oluşturur. Ekosistem bütünlüğünü destekler. Geçim kaynakları korunur. İnsan sağlığı ve esenliği için yararlıdır. Gıda, lif ve su sağlanır. Afet riskini azaltır. İklim değişikliğine uyum ve e, savaşımına da katkıda bulunur. İklim değişikliği ve enerji verimliliği. Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar atmosferdeki sera gazı salınımlarının ne kadarını oluşturur? Atmosferdeki sera gazı salınımlarının %77'si, Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla oluşur. Yeryüzünün ortalama yüzey sıcaklığı sanayi öncesi döneme oranla ne kadar artmıştır? Yeryüzünün ortalama yüzey sıcaklığı sanayi öncesi döneme oranla yaklaşık 1.2 santigrat derece artmıştır. Enerji verimliliği ne demektir? Enerji verimliliği binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji verimliliği karbon salımlarının azaltılmasında dolayısıyla da iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesinde önemli bir role sahiptir. Birleşmiş Milletler 7. Sürülebilir Kalkınmanın Amacı Nedir? Birleşmiş Milletler 7. Sürülebilir Kalkınmanın Amacı 2030'a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına çıkarılması ve enerji verimliliği için yatırımların arttırılması çağrısında bulunmaktadır. Enerji verimliliğinin faydaları nelerdir? Artan enerji ihtiyacı için doğal kaynakların tahribini önler. Ekonomik açıdan karlıdır. Verimlilik için yapılan yatırımlar kendi kendini karşılar. Enerji verimliliğinin iki katına çıkması uzun vadede karbondioksit emisyonlarını %55 azaltabilir. Türkiye enerjide dışa bağımlılıkta kaçıncı sıradadır? Türkiye enerjide dışa bağımlılıkta 36 Avrupa ülkesi içinde 9. sırada yer almakta ve kullandığı enerjinin %71'ini ithal etmektedir. Enerji arz güvenliği ne demektir? Uluslararası Enerji Ajansı enerji arz güvenliğine enerji kaynaklarının satın alınabilir bir fiyattan kesintisiz bir şekilde ulaşılabilirliği şeklinde tanımlamaktadır. Elektriğin Üretiminde, iletiminde ve dağıtım süreçlerinde atmosfere salmakta olduğumuz emisyonlarda azaltım sağlayabilmek için neler yapılabilir? Enerji verimliliği gözetilerek kaçak ve kayıplar azaltılabilir. Altyapı sürekli yenilenerek daha verimli yapılabilir. Enerji daha etkili ve yeterli kullanılabilir. Elektrik üretiminde üretim santrallerinde verimliliği artırmak için neler yapılmalıdır? verimliliğe yönelik tedbirler alınmalıdır. İletim ve dağıtımda kullanılmakta olan kablolar, hatlar ve trafolar iyileştirilmelidir. Elektriğe talebi olan bölge ile elektriğin üretildiği bölgenin coğrafi olarak birbirine yakınlaştırılması enerji verimliliğini arttırmaktadır. Binalar sektöründe binalardaki enerji verimliliğinin arttırılması için neler yapılmalıdır? Alan ısıtma ve soğutmadaki enerji verimliliği iyileştirilmelidir. Elektrikli ev aletlerinde A sınıfı ve üst ekipmanlar kullanılmalıdır. Gereksiz aydınlatma önlenmelidir. Uzun ömürlü e, verimliliği yüksek lambalar tercih edilmelidir. Buzdolabı ısı kaynaklarından uzak bir yere konulmalıdır. Klimalar mevsimine göre uygun sıcaklık ve fan hızında çalıştırılmalıdır. İklim değişikliğinin getirmekte olduğu riskleri en aza indirmek için enerji arz güvenliği ve çeşitliliği konusunda ne gibi çalışmalar yapılmalıdır? Enerji verimliliğine yönelik mevcut yasal düzenlemeler güçlendirilmelidir. Kamu binalarında enerji verimliliğe, KABEV gibi projeler yaygınlaştırılmalıdır. Toplum farkındalığını arttıran eğitim ve uygulamalar hızlandırılmalıdır. Fosil yakıt kullanımının e, sona erdirilmesi gere gerekmektedir. Yenilebilir enerji kaynakları çoğaltılmalıdır. Yenilebilir enerji için teşvikler verilmelidir iklim değişikliği ve kentler. Kentlerde iklim değişikliğinin yarattığı risk ve tehlikelerden korunmak, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak ve afet risklerini azaltmak için yapılması gerekenler nelerdir? Kentlerde yeşil iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması gerekir. Kentlerde iklim değişikliği ile mücadele ve emisyon azaltımı kapsamında Doğa temelli çözümler, yeşil altyapılar yani e, kentlerdeki farklı tipteki yeşil alanlar, ormanlar, sulak alanlar, e, bataklar, bataklıklar ve benzeri bunlar oluşturulmalıdır. Kentlerde sel, taşkın ve kuraklık gibi afetlerin önlenmesinde su yönetimi önemlidir. Yeşil enerji dönüşümü gerçekleştirilmelidir. Kentlerde enerji etkin binalar yapılmalıdır. Yenilebilir enerjinin ve elektrikli araçların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Kentlerde Kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanmalıdır. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. İklim dirençliği kentleşme için yeşil ulaşıma önem verilmelidir. Gürültü, hava kirliliği ve sağlık sorunlarıyla mücadelede yaya bisikletli ulaşım tercih edilmelidir. İş imkanlarına erişimin toplu taşıma araçları ve yerel servislerle yapılması sağlanmalıdır. Kentler ve iklim değişikliği arasındaki ilişki nedir? Günümüzde dünya enerji tüketiminin %60 ila %80'i kentlerde gerçekleşmektedir. Karbondioksit salımlarının %75'i kentlerde gerçekleştirilen etkinliklerden kaynaklanmaktadır. Dünyanın en büyük 40 kenti gezegenin fosil yakıt kaynaklı karbondioksit salınımlarının üçte birinden sorumludur. Kentlerde binalar sektörü küresel enerji tüketiminin %30'undan sorumludur. Kentlerde binalar sektörü enerji kullanımından kaynaklanan karbon salım üretiminin %28'inden sorumludur. Kentler kendi sınırlarında üretilmese de başka noktalarda fosil yakıta bağlı enerji ve üretilen ürünlerin kentlerde tüketimi yoluyla dolaylı olarak da sera gazı salınımına neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler sürülebilir kalkınma amaçlarının 11.si olan sürülebilir şehirler ve topluluklar amacı nedir? Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürülebilir kılınmasına işaret etmektedir. Kentlerdeki sera gazı salımları ağırlıklı olarak nerelerden kaynaklanmaktadır? Kentlerdeki sera gazı salımları ağırlıklı olarak sanayi, ticaret, inşaat, ulaşım, Binaların inşası ve kullanımı gibi kent içi faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Kentlerde afetler karşısında can ve mal kayıplarının önlenebilmesi için neler yapılmalıdır? Şehirlerin daha güçlü planlanması ve inşa edilmesi gerekmektedir. Kentler iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir altyapıya sahip olmalıdır. Kentlerin ve kentli nüfusun Karşı karşıya olduğu iklim değişikliğine bağlı başlıca riskler nelerdir? Sıcak hava dalgaları, aşırı hava ve iklim olayları, deniz seviyesinin yükselmesi, yağışların düzensizleşmesi, kontrol edilemeyen yangınlar ve su kıtlığı kentlerin ve kent nüfusun karşı karşıya olduğu iklim değişikliğine bağlı başlıca risklerdir. İklim değişikliği sonucu kentleri tehdit eden sorunlar nelerdir? Sıcaklıklardaki artış Su ve vektör kaynaklı hastalıkların e, kolayca yayılmasına uygun ortam oluşturmaktadır. Kuraklık ve su kıtlığı oluşmaktadır. Kentlerde nüfus artışı ve hızlı kentleşme ile birlikte su stresi ve su sıkıntısı yaşanabilir. Yeraltı ve yerüstü su varlığının azalmasına ve su kıtlığı yaşanmasına yol açmaktadır. Kentsel seller oluşmaktadır. Buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi etkiler nedeniyle de özellikle kıyı bölgelerinde bulunan kentlerde e, önemli riskler oluşmaktadır. Aniden başlayan ve hızla yayılarak kontrolden çıkan yangınlar meydana gelmektedir. Fırtına, tropikal siklonlar, fırtına kabarması gibi hava ve iklim olayları dünya üzerinde kıyılarda bulunan birçok kenti ve çevresini tehdit etmektedir. Kentlerde yağmur suyunun yönetimi için neler yapılmalıdır? Taşkın parkları, bitkilendirilmiş yağmur suyu endekleri, geçirgen yer kaplamaları, yeşil kaldırımlar, yeşil çatılar, yeniden doğal haline kavuşturulan su kanalları, yağmur bahçeleri, kent ormanları gibi yeşil altyapı uygulamaları ile kentlerin iklim afetlerine dirençlikleri arttırılmaktadır. Uygarlık sınavı ne demektir? Uygarlık sınavı iklim değişikliğine karşı etkin mücadele için verilen eğitimlerdir. İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve benzeri konularda üniversiteler, araştırma ve sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen eğitim içerikleri, kamu kurumları ile işbirliğinde yaygınlaştırılmalıdır. İklim değişikliği ve yeşil çatılar. Yeşil çatı nedir? Şehirleri daha sürdürülebilir ve iklim değişikliğine karşı daha direngen hale getirmek için ortaya çıkan küresel bir harekettir. Şehirlerde daha fazla park ve yeşil alan oluşturulmasıdır. Yeşil çatıların başlıca çevresel işlev ve yararları nelerdir? Kentin havasını soğuturlar. Enerji ve sağlık bakım maliyetlerini azaltırlar. Kentsel selleri önlerler. Suyu süzerler. Gıda güvenliğini geliştirirler. Sosyal uyum ve savunuculuğu sağlarlar. Kentsel ısı adası etkisi ne demektir? Asfalt yollar ve beton binalar güneş ışığını emdikten sonra ısı enerjisi yayarlar. Araç egzozları ve klimalarda ek ısı üretirler. Bunlara kentsel ısı adası etkisi denilmektedir. İklim değişikliği ve tarıma etkisi. İklim değişikliklerinin tarım sektörüne etkisi nasıldır? İklim değişikliğinin etkisiyle oluşan doğal afetler özellikle seller, fırtınalar, sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olayları tarımsal üretime ve hayvancılığa zarar vermektedir. Bu zararlar sonucu çok büyük kayıplar yaşanmaktadır. Bunun sonucu tarımsal üretim ve tarımın gayri safi milli asla içindeki payı azalmaktadır. Sonuç olarak tarımın ekonomiye katkısı gün geçtikçe azalmaktadır. Kalvin döngüsü ne demektir? Kalvin döngüsü organizmaların özellikle bitkiler ve algilerin Havadaki karbondioksitten enerji ve yiyecek oluşturduğu süreçtir. Genellikle fotosentezin bir parçasıdır ve e, otodroflar örneğin yeşil bitkiler için ana besin kaynağıdır. C3 fotosentezi ne demektir? Calvin döngüsünün ilk adımı 3 karbon atomu içeren kararlı bir ara bileşik üretimidir. Bu nedenle bu işleme C3 fotosentezi ve bu şekilde metabolize olan bitkilere de C3 bitkileri denir. C3 bitkileri nelerdir? C3 bitkileri buğday, pirinç, pamuk, so soya fasulyesi, şeker pancarı ve patates gibi e, bitkilerdir. C4 bitkileri nelerdir? Mısır, şeker kamışı ve birçok tropikal çayırı içermek üzere bazı bitkiler 4 karbonlu bir bileşik üreterek fotosentetik işleme başlar. Aslında mısır ve şeker kamışı genellikle böyle düşünmemize karşın birer ot türüdür. Bu tip bitkilere C4 bitkileri denir. Karbondioksit gübrelemesi ne demektir? Karbondioksit gübrelemesi atmosferdeki birikimi sanayi devriminden beri hızla artmakta olan fazla karbondioksitin neden olduğu fotosentez oranındaki artıştır. Karbondioksit gübrelemesinin C3 ve C4 bitkileri üzerinde etkisi nasıldır? C4 bitkileri karbondioksit artışlarına C3 bitkilerine göre daha az tepki verirler. Bu nedenle karbondioksit görülmesinin C3 bitkilerinin büyüme hızı üzerinde önemli bir etkisi olabilirken C4 bitkiler üzerinde büyük bir etkisinin olması beklenmemektedir. C3 bitkileri buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patates gibi bitkilerdir. C4 bitkileri ise darı, sorgum ve şeker kamışı gibi bitkilerdir. Sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim değişikliği. Sürdürülebilir kalkınma ne demektir? Sürdürülebilir kalkınma insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlamaktır. Çevre sorunları konusunda işbirliğine yönelik İlk kapsamlı düzenlemeler 1970'li yıllarda uluslararası boyuta ulaşmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirisi ne zaman kabul edilmiştir? 1972 yılında Stockholm'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'nda sosyoekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülke çevre konusunda ilk defa bir araya gelmişler ve Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirisi kabul edilmiştir. 1972 yılında yayınlanan Büyümenin Sınırları raporu hangi uyarıyı yapmaktadır? Ekonomik ve teknolojik büyümenin aynı şekilde devamı halinde 100 yıl sonra yani 2072'de dünya kaynaklarının yetmeyebileceğini belirterek sistemsel bir çöküş yaşanabileceği uyarısında bulunmuştur. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu ne zaman kim tarafından kurulmuştur? Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1983'te Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur. Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez ne zaman, nerede ve nasıl tanımlanmıştır? Sürdürülebilir kalkınma kavramı 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nunca hazırlanan Brundtland Ortak Geleceğimiz raporunda Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere küresel bir ortaklık kurmak için kapsamlı bir eylem planı olan Gündem 21 ne zaman ve nerede kabul edilmiştir? Gündem 21 1992 Rio Konferansı'nda 178'den fazla ülke tarafından kabul edilmiştir. Gündem 21'de ne vurgulanmaktadır? Gündem 21'de sürülebilir kalkınma için üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. 2000 yılında toplanan bin yıl zirvesinde ilan edilen Birleşmiş Milletler bin yıl kalkınma hedeflerinin amaçları nelerdir? Bin yıl kalkınma hedeflerinin amaçları e, bunun temel amacı aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmaktır. Ayrıca cinsiyet eşitsizliğinin sağlanması, kadınların güçlendirilmesi, çevresel sürülebilirliğin sağlanması, kalkınma için ortak hareket etme gibi hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 2012 yılında gerçekleştirilen Rio artı 20 zirvesi olarak tanılan Birleşmiş Milletler Sürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde hangi konular ele alınmıştır? Bu zirvede küresel ölçekte sürülebilir yaşama engel oluşturan sorunlar, ülkelerin kendi ulusal koşulları çerçevesinde ele alınmış ve görüşmeler 2015 yılına kadar sürmüştür. Eylül 2015'te dünya hükümetleri 2030 yılına kadar yoksulluğun sona erdirilmesi, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği, eşitsizliklerin azaltılması, finansal açıkların kapatılması gibi dünyanın 17 başlık altında toplanan büyük sorunlarını çözmek ve ülkelerin sürülebilir gelişmesine katkıda bulunmak üzere anlaşmaya varmışlardır. Birleşmiş Milletler sürülebilir kalkınma amaçları olarak belirlenen 17 amaç, 169 hedef ve 247 gösterge, Gezegenin ve tüm canlıların sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürülebilecekleri bir sistemin oluşturulması temeline dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürülebilir Kalkınmanın amaçları nelerdir? Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısıdır. Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu nedir? Ekonomik büyüme, verimlilik, üretim süreçleri ve yatırım, üretimde kullanılan kaynakların tükenme olasılığı, ekonomik süreç ve etkinliklerin neden olduğu atıklar, ekonomik kalkınmanın sürekliliğini tehlikeye atacak tüm çevresel riskler ve iklim değişikliğinin getirmekte olduğu sorunlar, sürülebilirliğin ekonomik boyutunda değerlendirilmektedir. Sürülebilirliğin sosyal boyutu nedir? Toplumsal değerlerin, ilişkilerin ve kurumların geleceğe yönelik devamlılığı, fırsat eşitliği, yaşam kalitesinde iyileşme, hak ve özgürlüklerin ve temel bireysel gereksinimlerin sağlanması, sürülebilirliğin sosyal boyutunda değerlendirilmektedir. Sürülebilirliğin çevresel boyutu nedir? Doğal kaynakların, biyoçeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın sürmesi, üretim ve tüketim sonucu oluşan atık ve kirliliğin önlenmemesi, önleyici tedbirlerin alınmaması, sürülebilirliğin çevresel boyutunda değerlendirilmektedir. Türkiye'nin iklim politikasının önemli konu başlıkları nelerdir? İklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımına yönelik politikaların ve iklim kanununun tasarlanması, ulusal katkı beyanının güncellenmesi, 2053 net sıfır emisyon hedefi için Uzun vadeli stratejinin hazırlanması, yeşil organize sanayi ve yeşil endüstri bölgelerinin yaygınlaştırılması, iklim yatırımlarını kolaylaştırmak ve yönlendirmek için ulusal iklim stratejisinin, e, ulusal yeşil taksonometrinin ve yeşil finansal araçların e, yani yeşil tahvilerin, yeşil kredilerin oluşturulması, bir de emisyon ticaret sisteminin hazırlanmasıdır sürdürülebilirlik çağının gereklilikleri nelerdir? İklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı toplumun hazırlanması ve toplumsal direncinin arttırılması, iklim değişikliği ile mücadelede emisyon azaltımı ve uyum faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerin yeşil dönüşümünde ihtiyaç duyulan yeşil becerilerin kazandırılması, İkiz dönüşümün yani dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün sağlanması büyük önem taşımaktadır. Toplumların sürülebilir bir yaşamın devamı için ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunlara sahip çıkarak yenilikçi çözümler üretme becerilerini kazanmaları yaşamakta olduğumuz sürülebilirlik çağının gereğidir. Birleşmiş Milletler sürülebilir kalkınma amaçları nelerdir? Yoksulluğa son. Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek. Açlığa son. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürülebilir tarımı desteklemek. Sağlıklı ve kaliteli yaşam. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak. Nitelikli eğitim. Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek. Temiz su ve sanitasyon. Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürülebilir su yönetimini güvence altına almak. Erişebilir ve temiz enerji. Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme istikrarlı, kapsayıcı ve sürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı. Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek. Eşitsizliklerin azaltılması. Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak. Sürülebilir şehirler ve topluluklar şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürülebilir kılmak. Sorumlu üretim ve tüketim. Sürülebilir üretim ve tüketim kalıpları sağlamak. İklim eyleme. İklim değişikliği ve etiketleri ile mücadele için acilen eyleme geçmek. Sudaki yaşam. Sürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürülebilir kullanmak. Karasal yaşam. Karasal sistemleri korumak, iyileştirmek ve sürülebilir kullanımını desteklemek, sürülebilir orman yönetimini sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, arazi bozulumunu durdurmak ve tersine çevirmek, biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek. Barış, adalet ve güçlü kurumlar. Sürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili hesap verilebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak. Amaçlar için ortaklıklar. Uygulama amaçlarını güçlendirmek ve sürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak. Hava, su, toprak kirliliği ve çevre kirliliğinin kontrolü. Çevre kirliliği ne demektir? İnsan faaliyetleri sonucunda doğanın ve yaşam alanlarının kirlenmesine çevre kirliliği denilmektedir. Birleşmiş Milletler sürülebilir kalkınma amaçlarından hava, su ve toprak kirliliği ile doğrudan ilgili olanlar hangileridir? Birleşmiş Milletler sürülebilir kalkınma amaçlarından açlığa son, sağlık ve kaliteli yaşam, temiz su ve sanitasyon, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, sürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam ve karasal yaşam amaçları Hava, su ve toprak kirliliği ile doğrudan ilgilidir. İklim değişikliği ve sınırı aşan tüm çevre kirleticileri arasında en önemli unsur nedir? En önemli unsur hava kirliliğidir. Hava kirliliğini oluşturan etkenler nelerdir? Hava kirliliğini oluşturan etkenler ısınma, motorlu taşıt kullanımı, endüstriyel üretim, fabrika bacalarından salınan zehirli gazlar, taşıtların egzozlarından havaya yayılan zararlı gazlar taş ocaklarından çevreye yayılan tozlar ve kalitesiz kömür kullanımı, fosil yakıtların yanması ya da fosil yakıtların verimli kullanılmamasıdır. Su kirliliğini oluşturan etkenler nelerdir? Kanalizasyon ve kirli fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması, evlerden ve sanayi kuruluşlarından çevreye bilinçsizce atılan atıklar, hava kirliliği sonucunda havaya karışan zehirli gazlar, yağışlarla birlikte yeryüzüne inmesi sonucu yerüstü ve yeraltı sularının karışması, petrol taşıma tankerlerinin ve gemilerinin denizlere petrol sızdırması, zehirli atık taşıyan varillerin okyanus tiplerine atılması, tarımsal faaliyetler ve ekonomik faaliyetlerdir. Toprak kirliliğini oluşturan etkenler nelerdir? Katı ve sıvı atıkların çevreye atılması, tarımdaki kimyasal gübre ve tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılması, verimli tarım arazilerindeki depolamalar, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlerde kullanılması, atık su arıtma tesislerindeki arıtma çamuru, kömür madenciliği, petrol arama, doğal gaz arama faaliyetleri, sanayi atıkları, atık suları ve sanayinin kalizasyonu, belediye ve evsel nitelikli çöpler toprak kirliliğini oluşturmaktadır. Çevre üzerinde yaratılan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Kullanan öder veya kirleten öder gibi ilkelerin göz önünde bulundurularak çevresel kirliliğin azaltılması, sıfır atık gibi sürülebilir üretim ve tüketim amacı ile uyumlu politika uygulama program ve eğitimlerin toplum geneline yayılması, karbon vergisi ve emisyon ticareti gibi politika araçlarının ülke şartlarına uygun bir şekilde tasarlanması ve uygulanmasıdır. Birleşmiş Milletler 2021-2030 dönemini neden uluslararası okyanus bilimleri 10 yıl olarak ilan etmiştir? Bilim ve iş dünyasını, sivil toplumu ve politika yapıcıları ortak araştırma ve teknolojik yenilik programı etrafında harekete geçirmek ve okyanus bilimlerindeki uluslararası işbirliğini arttırmak için Birleşmiş Milletler 2021 ile 2030 dönemini e, Uluslararası Okyanus Bilimlerinin 10 yılı olarak e, ilan etmiştir. Atık yönetimi ve sıfır atık. Dünya madde açısından bakıldığında neden kapalı bir sistemdir? Dünyada bulunan kaynakların sınırlı olmasının sebebi nedir? Kaynaklar tükendiğinde yenisini bulmak mümkün değildir. Dünyada çoğu element kullanabileceğimizden çok daha fazla miktarda bulunur. Ancak tüm yer kabuğuna dağılmış olan bu elementleri ve bileşikleri çıkartıp kullanıma hazır hale getirmek çok masraflıdır. Bu nedenle dünyanın kaynakları sınırlıdır denmektedir. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hangilere atık yönetimi ve sıfır atık konusu ile doğrudan ilgilidir? Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından açlığa son, e, nitelikli eğitim, temiz su ve sanitasyon, sürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam ve karasal yaşam amaçları, atık yönetimi ve sıfır atık konusu ile doğrudan ilgilidir. Birleşmiş Milletler Sürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında küresel ölçekte her ülkede 2030'a kadar neler yapılmalıdır? atık oluşumunu önleme, azaltma, geri kazanım ve tekrar kullanım yollarıyla atıkların en aza indirilmesi, gıda kayıplarının azaltılması, kişi başına düşen yiyecek israfının yarıya düşürülmesi, açlığın dünyanın her yerinde sonlandırılması, doğal kaynakların sürülebilir yönetiminin ve verimli kullanımının sağlanması gerekmektedir. Johan Rochström öncülüğünde bir grup bilim insanının 2009 yılında yayınladığı Gezegenin Sınırları İnsanlık İçin Güvenli Alanı Araştırmak isimli bilimsel makale, gezegenimizde yaşamın sürmesi için 9 kritik eşit belirlemiştir. Bu eşitler nelerdir? Bu eşitler arazi kullanımı, biyolojik çeşitlilik, biyoloji kimya, e, kimyasal döngüler, yeni kimyasallar, iklim değişikliği, ozonun incelmesi, atmosferik aile sol yükselmesi denizlerin asitlenmesi ve tatlı su kullanımı der. Sürülebilir kalkınma nedir? Sürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden mevcut ihtiyaçları karşılayan kalkınma der. Sürülebilir kalkınmanın başlangıç noktası nedir? Sürülebilir kalkınmanın başlangıcı 1987 yılındaki ortak geleceğimiz raporudur. Sürülebilir kalkınma kavramına nasıl ulaşılır? Ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlar ve bu unsurların her birinin boyutlarının ayrı ayrı uygulanıp bir bütünlük uyum içerisinde uygulanmasıyla e, sürülebilir kalkınma elde edilir. Sürülebilir kalkınma hedefleri neleri kapsar? Ekonomik büyüme, yoksulluk, eşitsizlik, gelir adaleti, eğitim, sağlık, temel suya erişim, iklim değişikliği, enerji, karasal ekosistemler, deniz ve okyanus ekosistemleri, politika araçları ve uygulama araçları gibi pek çok konuyu kapsamaktadır. Sürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli bileşeni nedir? Sürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli bileşeni çevredir. Sürdürülebilir kalkınmanın amaç ve hedefleri nelerdir? Sürülebilir kalkınmanın amaç ve hedefleri kaynak tabanını korumak ve zenginleştirmek, karar verme sürecinde çevre ve ekonomiyi birleştirmek, teknolojiyi yeniden yönlendirmek ve riski yönetmek, iş bulma, yiyecek, enerji, su ve sağlık konularındaki temel ihtiyaçları karşılamak, sürülebilir bir nüfus düzeyini garanti altına almak, büyümeyi canlandırmak ve büyümenin kalitesini değiştirmektir. Doğrusal ekonomi döngüsü ne demektir? Ham maddenin doğadan temin edildiği, kullanılacak malzemenin üretilip, kullanılıp sonra da hepsinin tekrar atık olarak doğaya atıldığı bu sisteme doğrusal ekonomi döngüsü denilmektedir. Doğrusal ekonomi döngüsünden döngüsel bir yapıya geçmenin yararı nedir? Atık üretmeden yaşayabilmek için döngüsel ekonomi modeline geçilmelidir. Döngüsel ekonomi modeli hammadde temininden itibaren üretim, kullanım, dönüşüm ve yeniden dönüşümü esas alan üretim ve tüketim modelidir. Türkiye'nin son yıllarda atıkla mücadele anlamında uyguladığı programın adı nedir? Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı açıkla mücadele programı sıfır atık programıdır. Sıfır atık programının önemi nedir? Ham madde üzerindeki baskının azaltılması, çevresel kirlilik oluşturan tüm unsurların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, çevreyle ile bağlantılı olabilecek diğer sektörlerdeki ilave maliyetlerin azaltılması açısından oldukça önemli bir programdır. Sıfır atık anlayışının hedefi nedir? Tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını, atık oluşumuna sebep olan tüketimlerini gözden geçirmelerini, atık çıkarmanın azalması ve atıkları değerlendirme konusunda insanlara yeni bir bilinç kazandırmayı hedeflemektedir. Sıfır atığın amacı nedir? Atık oluşmadan önce atık oluşumunu önlemek ve atık üretmemektir. Ülkemizde ilk sıfır atık uygulaması nerede başlamıştır? 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında başlamıştır. Sıfır Atık Mavi Hareketi nedir? Sıfır Atık Mavi Hareketi, denizlerin, akarsuların, göllerin korunması için Türkiye'nin deniz koruma seferberliğidir. Çevre ve iklim Değişikliği konumuzun ikinci ve son bölümünü anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.